inatları uğruna ve sadece kendi siyasi bekaları uğruna bütün sistemi çökerttiler arkadaşlar. Hem finansal sistemi çökerttiler, hem ekonomik sistemi çökerttiler, hem uluslararası sistemi çökerttiler, hem de Türkiye'yi çok ciddi bir savaşa doğru sürüklüyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir ay içerisinde 53 şehit verdik bir ay içerisinde. Ruslar durmadan en zayıf noktamızdan bizi vurmaya devam ediyorlar. Alenen eğer gelirsen vurmaya devam edeceğiz diyorlar. Bunu da yapıyorlar. İş sözde de kalmıyor işin kötü tarafı. Ve ne yazık ki gencecik çocuklarımız orada hayatlarını kaybediyorlar. Yarın kaç tane daha şehidimiz gelecek bilmiyoruz. Ve bu iş nereye doğru gidiyor onu da bilmiyoruz. Aslında biliyoruz. Büyük ihtimalle ciddi bir savaşa sürükleniyoruz sevgili dostlarım. Suriye bataklığının göbeğine doğru ilerliyoruz. Sadece bir inat uğruna, Esat'la masaya oturmamak uğruna tüm komşularımızla olan ilişkilerimizi darmadağın ediyoruz ve bunun bedelini hem siyasi hem ekonomik hem finansal arenada da ödemeye devam ediyoruz. Bakın bugün dolar 6.25 seviyesine geldi. Normal koşullar içerisinde zaten 6.25'e gidecekti ama artık anormal koşullar işliyor. Bir miktar geri çekmeye çalışacaklar, yine baskılamaya çalışacaklar ama Elde mermi de kalmadı işin kötü tarafı. Merkez Bankası'nın rezervleri hızlı bir şekilde tükenmeye devam ediyor. Sadece 15 gün içerisinde 9.2 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın net rezervleri düşmüş durumda. Sıvap hamleleri işe yaramıyor. Faiz hamlelerinde zaten her geçen gün yeni hatalara hatalar eklemeye devam ediyoruz. Borsayı şişirdik. 121 bin seviyesine kadar getirdik. O seviyelerde sizlere uyarmıştım. Amana borsadan uzak durun. Küçük yatırımcının eline verecekler. Sonra da kenara çekilecekler demiştim. Bugün 99 bin seviyesine kadar gelmiş borsa endeksi gördük. 100 altında kalmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda 105 bin seviyelerine çekmiş durumdalar ama o da boş bir çaba. Çünkü bu satış baskısı her geçen gün artarak devam edecek. Neden? Çünkü Türkiye çok net bir savaşa doğru sürükleniyor. Evet, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyoruz. NATO'ya çağrıda bulunuyoruz. Uluslararası arenaya çağrıda bulunuyoruz bizi gelin kurtarın diye. Bir ayda 53 şehit verdiğimiz bugün Suriyeliler bayram ilan ediyorlar. Sadece Avrupa kapıları kendilerine açıldığı için. Suriyelilerle röportaj yapılıyor ve Suriyeliler bugünü bayram günü ilan ediyorlar. Koşa koşa sınır kapılarına gidiyorlar. E dün kendi vatanını satan adamların bugün Türkiye'nin yanında olmasını beklemek zaten büyük bir ahmaklıktır sevgili dostlar. Onlar koşa koşa gidecekler. Onlar bizi yalnız bırakacak. Onlar zaten hiçbir zaman ne bizim yanımızda ne de kendi ülkelerinin yanında oldular. Ama kızmaya gerek yok. Adamlar zaten alenen bunu söylediler. Diğer taraftan biz Rusya'nın yanındayken Amerika'ya kafa tutuyoruz. Amerika'nın yanındayken Rusya'ya kafa tutuyoruz. Sonra Rusya'dan ayrılıp tekrar Amerika'nın yanına geçip Ruslara kafa tutuyoruz ve bunun devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir şey olduğunu sanıyoruz. Hiç düşünmüyoruz. Amerika ile Rusya acaba yan yana gelir mi? Acaba işbirliği yapar mı? Acaba bizi bu bölgede yalnızlaştırır mı? Ekonomik olarak zaten tamamen yalnızlaşmış durumdayız. Komşularımızdan sekizinin altısıyla tüm ticaretimiz bitme noktasına gelmiş durumda. Dış ticaretimiz düşüyor. Hiçbiri bizimle iş bile yapmak istemiyor. Çin yanımızda değil. İran yanımızda değil, Rusya yanımızda değil. Avrupa ülkeleri yanımızda değil. Amerika zaten yanımızda değil. Bakmayın. Şimdi bize gül atıyor oradan senin yanında olacağız falan bununla ilgili istişare ediyoruz falan diyor ama tamamen boş tevatürler sevgili dostlar. Emin olun boş tevatürler. Türkiye ne yazık ki bölgede tamamen yalnızlaşmış durumda. Ve işin kötü tarafı biz neredeyse 3 yıldır bu konuyla ilgili uyarılarda bulunuyorduk. Aman ha yapmayın etmeyin komşunuzla bir an önce ilişkilerinizi düzeltin. Esat'la masaya oturun. Rusya ile iyi ilişkilerinizi daha da geliştirin. Çin'le İran'la iyi ilişkiler geliştirin. Gerekiyorsa katsa yaptırımları uygulansa bile siz onun bedelini o gün ödersiniz. ilerleyen günlerde bunu bir avantaja çevirebilirsiniz diyorduk. Kimse dinlemedi. Onlar bizi tukaka ilan ettiler. Sen ne bilirsin kardeşim dediler. Ama ne yazık ki söylediğimiz her şey birebir gerçekleşmeye devam ediyor. Türkiye bir savaşa girebilir dedik. Türkiye bir savaşa doğru gidiyor. Dolar 6.25'e gidecek. Daha sonra şok etkisiyle hızlı yükselişin devam ettirir dedik. Bakın dolar 6.25 seviyesinde. Borsa göçecek, çökecek. Aman dikkatli olun dedik. Borsa 99.000'e geldi. Türkiye ekonomisi her geçen gün ciddi bir ekonomik krize doğru sürükleniyor. Aman ha, önlem alın. Üretim ekonomisine yönelin. Komşularınızla ilişkilerinizi geliştirin. Avrupa ile ilişkilerinizi düze sokun. Denge politikaları yürütün dedik. Hiç oralı bile olmadılar. Onların kafalarındaki denge politikası Rusya'nın yanına geçip Amerika'ya kafa tutmak, Amerika'nın yanına geçip Rusya'ya kafa tutmak oldu. Doğu Akdeniz meselesinde doğru adımlar atın gerekiyorsa Kıbrıs'la masaya oturun dedik. Yok, ona da yanaşmadılar. Libya meselesinde haksız duruma düşeceksiniz bakın. Yapmayın, etmeyin. Boş yere orada bir de şehit vereceğiz dedik. O lafımızı da kale almadılar. Yani anlayacağınız bizi muhalif gazeteci, muhalif ekonomist ilan ettiler. Söyledi her şeyin tersini yapabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sen kimsin dediler. Ne haddine konuşuyorsun dediler. Gazetelerinde televizyonlarında boy boy haber yaptırdılar bizi itibarsızlaştırmak için. Sonuç itibariyle gelinen noktada ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Keşke zamanında söylediklerimize azıcık kulak vermiş olsalardı. Keşke söylediklerimizin bir eleştiri değil de bir gerçek olduğunu görmüş olsalardı da Türkiye ekonomisi bu bu hale gelmemiş olsaydı, Türkiye uluslararası ilişkileri bu hale gelmemiş olsaydı, Türkiye bir savaşın eşiğine keşke gelmemiş olsaydı. Bu kadar çok şehit vermiyor olsaydık keşke. Borsa tepetaklak olmasaydı keşke. Borsa kendi gerçekleri içerisinde kendi fiyatlamalarını oluşturmuş olsaydı keşke. Keşke dolar 10-12 seviyesine çıksaydı da yine bizim dış ticaret açığımız, cari açığımız patlama noktasına gelmeseydi. Bakın her şey ortada. Ocak ayında dış ticaret açığı %94.3 oranında artıyor. Bir önceki aya göre %94.3 neredeyse ikiye katlıyor arkadaşlar. 2 milyar 290 milyon dolar olan dış ticaret açığımız 4 milyar 448 milyon dolara yükseliyor. Bu dış ticaret açığını geçtiğimiz sene turizm gelirleriyle kapattık. Hangi ülkeden gelen turistle? Rusya'dan gelen turistle kapattık. Peki bu sene Rusya'dan turist gelecek mi Türkiye'ye? Ne yazık ki gelmeyecek. Ve biz Ağustos 2018'den çok daha sert bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Her geçen gün yeni kur şoklarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu kez bu kur şoku bizi derin bir ekonomik krize sürükleyecek. Neden? Çünkü zamanında kabul etmedik. İnat ettik. Sadece kuru baskılamanın bir ekonomik başarı olduğunu söyledik. Evet bunu söylediler bize. Ve kuru baskılarken kamu bankalarına zarar ettirdiler. Merkez Bankası'nın rezervlerini çökerttiler. Hazinenin borçlarını arttırdılar. Türkiye'nin borçlarını arttırdılar. Özel bankaları köşeye sıkıştırdılar. Bankaların batıklarını arttırdılar. Borsayı işin içinden çıkılamaz bir hale getirdiler. Kur seviyelerinde darmadağın ettiler süreci. Pahalılık geldi, zamlar geldi, vergiler geldi. İnsanlar daha da fakirleşti. Milli gelirimiz düştü. Bakın 2000 13 yılında 12480 dolar olan milli gelirimiz kişi başına düşen 9127 dolara geriledi. Tam 13 yıl öncesine döndük sevgili dostlarım. Tam 13 yıl öncesine sadece bir inat uğruna. Sadece Bak biz doları bu seviyelerde tutuyoruz, tutmaya devam ediyoruz diyebilmek için bunu yaptılar. Bütün sistemi, bütün ekonomik sistemi çökertmeyi göze aldılar bunu yaparken ve hiçbir uyarıyı dikkate almadılar. Hiçbir uyarıyı, hiç kimseyi önemsemediler. Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inandılar. Ve ne yazık ki sevgili dostlarım iş her geçen gün biraz daha çıkmaza sürüklenmeye devam ediyor. Ve Türkiye çok derin bir ekonomik krize sürüklenmiyor artık sadece. Bunun yanında Türkiye çok ciddi bir savaş bataklığına da sürükleniyor. Suriye bataklığından kaçamaz hale geldik. Büyük ihtimalle Rusya bizi bu derin bataklığa çekmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Büyük bir intikam alacak bizden. Uçağın intikamı değil. Bakın uçaktan sonra Türkiye'ye fırsat verdi Rusya. Bir kez daha şans verdi aslına bakarsanız. Gelin birlikte hareket edelim dedi. Gelin Suriye politikalarında birlikte olalım dedi. Gelin İran'la ilişkilerimizde, Çin'le ilişkilerimizde birlikte olalım dedi. Amerikan emperyalizmine dur diyelim dedi aslına bakarsanız Rusya. Ama biz sadece yine şahsi çıkarları için şimdi Rusya ile papaz olma derdine girdik. Rusya ile papazlığımız Amerika'nın da bizim arkamızda durmaması ile birlikte çok daha derin bir kaosa doğru sürüklüyor bizi. Suriye'de Türk ordusu sürekli olarak şehit veriyor. Sonrasında da açıklama yapıyor. Biz de onların 200 tane hedefini vurduk. Onu yaptık, bunu yaptık. İsterseniz 1500 tane hedefini vurun. Ne fark eder bizim çocuklarımız öldükten sonra? Evet bizim çocuklarımız orada öldükten sonra isterseniz orada 2500 tane hedef vurun neye yarar? Bizim Suriye'de olmamız çok mu önemliydi? Suriye'nin kendi iç işlerine karışmamız çok mu önemliydi? İlla ÖSO'nun arkasında mı durmamız gerekiyordu? Esad'la kavga mı etmemiz gerekiyordu? İlla Mısır'la kavga mı etmemiz gerekiyordu? İlla Libya ile kavga mı etmemiz gerekiyordu? Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Libya ve Suriye tamamen lehim Dön. Hiç kusura bakmayın hiçbir şey lehimize dönmüş falan değil. Eğer lehimize dönmüş olsaydı Libya'da 3 şehit vermezdik. Eğer ki lehimize dönmüş olsaydı bugüne kadar bir ay içerisinde Suriye'de 53 şehit o da bilinen rakamlarla şehit vermiş olmazdık. Eğer uygulanan ekonomik politikaları Sayın Albayrak'ın söylediği gibi harika olsaydı Bugün sistemimiz çökme noktasına gelmezdi ekonomik sistemimizden bahsediyorum. Bugün dolar patlama noktasına gelmezdi. Zaten çoktan dolar yaşayacağını yaşamış ve ekonomik sistem oturmuş olurdu. Türkiye adı konulmuş krizine çözüm bulmuş olurdu bugüne kadar. Ama biz ısrarlı bir şekilde krizin adını koymadık, resesyonun adını koymadık, stagflasyonun adını koymadık. Bütün başarısızlıklarımızın üzerine örtmeye devam ettik ve ekonomimizi işin içinden çıkılamaz bir hale getirdik. Yazık ve günah diyorum. Bu ülke hepimizin. Ve bu ülkeyi bu hale getirmeleri büyük bir mucizedir arkadaşlar. Atatürk'ün kurduğu bu ülke eğer ki bu noktaya geldiyse çok ama çok uğraşılmıştır demektir. Atatürk'ün sağlam temellerle kurduğu bu ülke bu noktaya geldiyse gerçekten oturup düşünmek gerekir. Evet sevgili dostlarım bu videomun da sonuna geldim. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açın ve eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın, mutlu kalın.